Evet, merhabalar. Bugün 2021 yılında makyajlanacak olan Fiat Egea'nın çarpışma testini tekrar hatırlıyoruz. Özellikle yorumlarda gördüğüm kadarıyla Egea'yı güvensiz buluyorsunuz. Peki gerçekten güvensiz mi? Bugün bu durumu inceleyeceğiz. Egea 2021 yılında hafif bir makyaj geçirdiği için yeni model için de aynı sonuçlar geçerli olacak. Yetişkin yolcu %82 korurken çocuk yolcu %60 koruyor. Burada özellikle arka koltuklarda zayıf korumaya sahip olduğunu görüyoruz. %50 yapılan düz bariyer çarpışması sonrasında da hem de ön tarafta açılı çarpma sonrasında da A sütununun sağlam kaldığını görüyoruz. Bu anlamda önden çarpışmalarda gövdenin aslında yeterince sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki kilit nokta özellikle biliyorsunuz Euro NCAP güvenlik donanımlarına bakıyor. Buradaki ekstra donanımlar, hava yastıkları da puanları etkiliyor. Yandan çarpışma testinde yapılan buradaki Egea örneğinde perde hava yastığı olduğunu görüyoruz. Perde hava yastığına rağmen standart gövdesiyle 3 yıldız, özel güvenlik donanımları eklenmiş haliyle 4 yıldıza çıkıyor. Özel güvenlik yardımcıları gördüğünüz gibi zayıf olduğundan standart donanımda 25 puanda kalmış Egea. Ülkemizdeki fiyatlar her geçen gün artıyor. C segmentindeki bir sedana 300 bin lira seviyesinde ulaşabilirken Egea burada 150 bin liranın altında hala seçenekler sunabiliyor. Haliyle pazarımızda ulaşılabilir ender modellerden bir tanesi olarak gözümüze çarpıyor. Güvenlik seviyesi anlamında özellikle gövde bütünlüğü yeterince iyi olsa da asistan sistemlerle beraber yetersiz hava yastıkları Egea'nın notlarının düşmesine neden oluyor. Aslına bakarsanız ülkemizde pek çok ürün hava yastığı anlamında eksik geliyor. Örneğin i20'ler ön hava yastıklarıyla geliyor. Haliyle bu tarz bir araç da bu teste girse zaten 3 yıldız, 2 yıldız hatta belki 0 yıldızla ayrılacaktı. Bunun da altını çizmemiz lazım. Asistan sistemler olsa da gördüğünüz gibi pek de etkili çalışmıyor Egea'da. Bugünkü konuğumuz da Egea'ydı. Egea ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Sizce yeterince güvenli mi? Egea size güven hissettiriyor mu? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.